Bence cep telefonları sürekli elimizde olmasına alışkın olduğumuz bir organımız haline dönüştü. Ve ben 2 yıl önce şöyle bir olay yaşadım. Çok güvendiğim 3 arkadaşımla yemek yemeye gittik. Masada tabii ki hepimizin elinde telefon. Gayet olağan bir durumda konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ben de benim için çok önemli olan, gerçekten danışmak istediğim bir konuyu arkadaşlarıma anlattım. Ama birisi benim bu anlattığım olayın ses kaydını almış. Tabii ki ben bunu daha sonradan öğrendim ve çok üzüldüm. Sonuçta güvendim, arkadaşıma bir sorunumu paylaştım ve o benim sesimi kaydetmiş ve daha sonradan bunu bana karşı kullanıyor. Yani böyle bir durumda kaldıktan sonra yani bir fobim oluştu ve ortamda cep telefonuyla oynayan birini gördüğüm zaman hiçbir şeyimi anlatmak istemiyorum. Çünkü yani sonuçta hiçbirimiz kimseden şüphelenmiyoruz. Çünkü cep telefonları sürekli elimizde, başka bir organımız haline dönüştü. Yani bilemezdim böyle bir şey olacağını. O yüzden kendimi çok kötü hissettim. Artık kimseye güvenmiyorum. Savaş başladı, okullar kapattı ve Türkiye'ye geldim. Devam etmek istiyorum. Türk okul girdim. 4 yıl benim okulum girmedim ve hiçbir fikrim yok. Ne yani derslerim neler geçti. 10. sınıf girdim Türk okulları. Türkçe'ye öğrenmek çalıştım. Okuldan sonra bir kursa gittim. Öğrenmeye yani çok çabaladım ve yani çalıştım. Ondan sonra derslerim tutmaya çalıştım ve anlamak ve ezberlemek çalıştım. YouTube'dan telefonum vasıtıyla YouTube'dan derslerim indirmeye çalıştım. Çalıştım. Ve derslerim ezberledim. Sınıf kalmamaya çalıştım. Ve yani şükür kalmadım ve onun 11. sınıf geçtim, başarıladım ve derslerim iyi geçti yani. Hedefim ulaşmaya çalışıyorum, doktor olmak istiyorum, memnun oldum. 2013 yılında kendime ilk motosikletimi aldım. İzmir'e gittim. Sonra dönüşte işte bu tatil bitmeye yakın. İşte sabaha karşı yola çıktım. Okula geleceğim. Ben şimdi motosikletle giderken kulaklıkla müzik dinlemeyi çok severim. Bu yüzden şey yapmıştım işte kulağıma kulaklık takmıştım. Sabahın erken saatinde atlamıştım çıkmıştım. İşte galiba hatırlamıyorsam yanlış hatırlamıyorsam bir saat sonra falan. Şeye gittik. Şeye vardım. Manisa'da bir benzin istasyonu girişinde Shell var. Oraya vardım. Rahatsız etti beni kulaklık. Dedim çıkarayım. Çıkardıktan sonra da işte telefonumu vesaireyi dedi. Baktım bir bildirim var mı? Bir şey var mı? Hani bizimkiler aramıştır falan. Çıktım. Telefonuma baktım. Bindim motoruma. Taktım kaskımı gittim. Sonra bir 100 kilometre sonra cebime elimi attım. Bir baktım şey. Fermuar açık. Telefon yok. Sabaha karşı gün aydınlanıyor. Trafik daha yeni başlıyor. Hiçbir iletişim cihazı yok ve bir otobanın ortasındayım. Ne yapayım, ne yapayım? Geri döndüm işte. O ters şeritten bayağı bir 50 kilometre falan bir gittim. Emniyet şeridinden. Bulamadım. Benzin istasyonuna gittim. Sordum. Onlar da yok dedi. Ne yapayım, ne yapayım diye işte düşünürken gittim bir sonraki benzin istasyonuna. Oradan sonra yurda vardığımda şeyi anladım. Çok üzülmüştüm ama benim üzüldüğüm şey aslında o telefonumun kaybolması değildi. Onun içindeki anılarımın, fotoğraflarımın, hatıralarının kaybolmasıydı. Buraya gelen insanlar ailelerini kaybetti, evlerini kaybetti. Onların ne kadar üzüldüğünü hiç tahmin bile edemiyorum. اتصل علي من تركيا وقال تعالوا لأنه راح على تركيا هو وأختي وإخواني الصغار للشغل وما قدر يرجع. حاولنا نطلع على تركيا بس ما صارت، رحنا على العراق بس صارت بعض المشاكل وما قدرنا نروح، اضطرينا نرجع على سوريا وحاولنا نطلع تهريب. ومن أسوأ اللحظات يلي مريت بيها لما طلعنا من سوريا وكانت الأوضاع سيئة على الحدود، اضطرينا ندخل بر أنا وأمي وأختي، لقينا مهرب على الحدود. بعد محاولات كثيرة طلعنا بالليل مع المهرب، وكانت معانا عائلة عندهم 4 أطفال، شلت واحد منهم بإيدي أساعدهم، وأمي ماسكتني أنا وأختي، وكان الوضع صعب خصوصا بوجود مي.
كانت أصعب 3 ساعات بحياتي لما وصلنا الحدود التركية وحاول المهرب يقرب علي، بس أنا بعدت حتى أجى المهرب يلي بالجهة الثانية وعبرنا، وكان بابا وخالي ينتظرونا، ولما وصلت عليهم وقعدت على الأرض أبكي، يمكن من الموقف يلي أنا مريت به أو لأن وصلت خلاص، وهذا الشيء أثر علي بشكل كبير. قعدنا فترة بأورفا، وبعدها رحنا على أنقرة مكان شغل بابا، وأنا أحاول هسه أتعلم اللغة التركية وأدخل الجامعة وأكون دعم لعائلتي حتى أخفف العبء عنهم، وإن شاء الله أكون كاتبة كبيرة تدافع عن حقوق المرأة والأطفال. Teyzem yeni kamera getirdi evimize, aynasız tarzı olanlardan. Ve aldım ben o kamerayı, bir akşam sanırım uykudan kalktım ve pencerenin yanında durarak işte kendimi doğrultarak çektim. Ve o çektiğim bile fotoğraf, selfie denilen kavramı bile ortada çıkmadan önceydi sanırım. Hatta ben bilmiyordum selfie ne olduğunu. Sonra işte hayatımıza smartphone ya da akıllı telefonlar dediğimiz araçlar girdi ve onlar sürekli işte poz vererek, işte gülümseyerek, hatta üzgünken bile sahte bir gülümseme yaparak çekiyoruz. Ve bu o ilk önce hayatımda ilk çektiğim selfie'nin baktığım zaman anlıyorum ki orada ben kendimdim, yani ben oradaki Muhammed bendim. Fakat şu an sorguluyorum, bugünkü akıllı telefonlarla çektiğimiz fotoğraflar oradaki kişi ben miyim, başkası mı, gerçek Muhammed mi yoksa başkası mı diye şey düşünüyorum, yani sürekli sorguluyorum. Ve yani ulaştığım ya da vardığım sonuç şu ki sanki telefonlar her gün beni gerçek hayattan uzaklaştırıyor ve sanki benim yarattığım bir gerçeklik var ortada, başka bir şey yok. Benim babam küçüklüğümden beri sürekli işinden dolayı göreve gitti ve bu göreve gittiği yerler gerçekten emniyet mensubu olduğu için çok güvenli yerler değildi. Telefon babamla benim aramdaki tek iletişim kaynağıydı o zamanlar. Çünkü ben küçükken internet ya da böyle akıllı telefonlar çok fazla yaygın değildi. Neyse, geçen sene yılbaşına doğru Pakistan'da görev yapıyordu. Ve haberleri çok izliyordum babamı takip etmek için. Çünkü her zaman ulaşamıyordum. Bir gün bir haber gördüm. Pakistan'da patlama. Ve tek bildiğim şehir olan, babamın kaldığı yerde olan bir olay. Tek bildiğim şehir ora, patlama orada olmuş. Hemen telefonuma koştum evde. Baktım, aradım babamı. Ses yok, soluk yok. Açmadı, cevaplamadı. Ve ben haberlere tekrar bakmaya başladım. Tekrar takip etmeye başladım. Ne oluyor, ne bitiyor. Sonra kendisi beni aradı. Ve gerçekten ben onu birkaç saat yaşadım sadece. Ve birkaç saatte bu kadar panik oldum. Bu kadar kötü hissettim. Bu kadar aklıma çok kötü senaryolar geldi. Bunu her gün, her dakika, bütün aile üyeleri için yaşayan insanları gerçekten anlayabildim. Birkaç saatlik de olsa gerçekten çok zor bir durum. Benim adım Ömer. Amcam bizi aradı ve Türkiye'ye gelin dedi. Çünkü Elbap bölgesinde hayat çok zordu. Ekmek, sebze ve meyveler çok pahalı veya hatta yoktur. İnsanlar çalışmıyor ve iş bulamıyor. Biz gelirken 300 aile ve hepsi zor durumdaydı. Ayrıca ben mermiyle yaralandım ve bu mermiyi vücuduma girip çıktı. O günün hava çok kötü ve soğuktu. Tedavi imkanları, ilaç yoktu. Zaman geçmek bilmiyorum. Yarım çok ağıyordu ve şartlarla beni ailemle birlikte çok zor şartlarda Ankara geldik. İlk başladı çok zorluk çıktım. Şu anda üniversiteye hazırlıyorum. Yani telefon benim için şöyle önemli. Hani ailemle bu şekilde iletişim kurabiliyorum. Arkadaşlarımla, yakınlarımla, özellikle yurt dışındakiler ve hani Ukrayna'da kalan ailem, arkadaşlarımla bu şekilde iletişime geçiyorum. Hani mesela birkaç sene önce Ukrayna'da bir iç karışıklık çıkmıştı ve hani dayım tam olayların ortasına kalmıştı birkaç gün. Yani
ulaşamadık birkaç gün boyunca, hani bayağı panik olduk ailecek ve hani böyle bütün gün yani şunu düşünüyoruz, böyle ne oldu, acaba başına bir şey gelmiş olabilir mi, bir şey olmuş olabilir mi, kimse haber alamıyor, bütün işte arkadaşlarını, diğer aile üyelerini falan herkesi arıyoruz, kimsenin haberi yok. Artık hani böyle televizyondan, işte ne bileyim, sosyal medyaya düşen fotoğraflardan falan takip etmeye çalışıyoruz. Böyle büyütüp büyütüp, acaba orada mı, ne oldu falan şeklinde. Hani sonradan ulaştı, Allah'tan bir şey olmamış. Ama hani böyle bu durumda kalmak gerçekten hani hiç böyle hoş bir şey değil. Yani çok korkutucu, hani hep gerginsin. Hani bir şey oldu mu, olmadı mı, ne oldu şeklinde bir sürü bir düşüncen oluyor kafanda. Hani korkuyordum sadece, hani böyle bir şey olmuş olabilir mi hani. Hani o belirsizlik mesela böyle çok, yani böyle anlatamıyorum şu an hani. Benim adım Fatma. Annem uçaktan atılan bir varil bombası, şarapnel parçası ile yaralandı. Ailem çok zor durumdaydı. Teyzem aradım. Türkiye hakkında bir fikir edinmeye çalıştım. Daha sonra ben, annem ve kardeşlerim Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Kaçak yollarla geçirdik ve Antakya'ya girdik. Babam Suriye'de kaldı. Çok zor günler geçirdik. 14 yaşında olmama rağmen ailemin mesuliyetini ben yüklendim. Çünkü en büyük kardeş benim. Bu mesuliyeti çok zor oldu. Sonra babam da Türkiye'ye getirdik. Böylece ailemizi bir araya getirdik. Şimdi biz Türkiye'de, Ankara'da yaşıyoruz. Hayat zor ama hayat devam ediyor. الأول شيء الصعوبات اللي كانت اللغة اللغة واجهت صعوبة كتير بتعليمها وما كان في لا دورات ولا أي كورسات لحتى أفوت وتعلم اللغة بعدين البيوت وأجار البيوت وصعب كن يعني فاجأتنا طلعتنا بوشنا مفاجأة إنه لو نروح نسأل على أي بيت يقولوا لنا ما بنعطي السوريين ما عرفنا أي شو السبب ولا يعني السبب حتى ما يعطون السوريين يعني في أتراك كانوا عم يتأجروا السوريين لا وفرص الشغل كانت كتير صعبة الواحد يلاقي شغل وأجارات كتير كانت قليلة الأجارات العمال أكيد كان يوم كئيب لأنه ودعت فيه قرايبيني كل اللي بحبهم تركت فيه كتير أشياء غالية ويعني بالنهاية تركت أمي يعني اللي هي بلدي تركت مدرستي ورفقاتي تركت حياتي وجيت لهون فلذلك يعني كان انطباع الأول إنه هالبلد كتير كئيبة هالبلد هي السبب يمكن مشاكلي هي السبب كآبتي وكان كتير أول ما وصلت كتير كنت يأسانة إنه يمكن ما أقدر أكمل دراستي ما بعرف شو اللي يعني جاي لقدام مستقبلي حياتي شلون رح تصير شلون رح تتغير Orada farklı işler yapanlar orada belki daha kalifiye işler yapanlar Türkiye'ye geldiklerinde aynı fırsatı bulamadılar. Haricinde orada çok kalifiye işlerde uğraşmayan insanlar da yine burada iş imkanı bulamadıkları için çok fazla yani maddi sıkıntılar yaşadılar, dışlandılar aynı şekilde. طبعاً صار مفاجآت كثيرة أول ما جيت على تركيا مثل اللغة كانت عائق كبير أمامي وكنت ما أقدر أشتري شيء مثلاً أو إذا بدنا نستأجر بيت أو لناخذ أو لنطلع أي محل كانت الدراسة صعبة كثير بمجرد اللغة. وصعوبة كتير في أي في عمل أي شيء معين مثلا وكنت مثلا إذا حدا قال لي شغلة أفهمها بطريقة تانية ويضحك علي وكنت إذا أحكي تركي أول ما تعلمت تركي مثلا أحكيها بشكل غلط كان يضحك الجميع علي وهذا كمان أثر فيني لهسه أنا حاولت أتعلم اللغة بشكل أكبر. Benim lisemde Suriyeli bir arkadaşımız vardı. Yani hiç herhangi bir rekabet hissetmemiştim açıkçası. Mesela biz yok işte sınavına ortaokuldayken bu tarz şeylerle uğraşıp girmiştik liseye. Daha sonra Suriye'de olaylar patlak verdikten sonra lisemize bir arkadaşımız gelmişti. Kimsenin de açıkçası onun nasıl geldiğiyle, işte hangi puan üstünden alındığıyla
ilgilendiği olmadı. Çünkü yani gelsin buyursun gelsin. صراحة أنا عندي فرصة بس الفرصة صايرة كتير كتير صعبة وتفاؤل شبه يعني ما شبه مالي متفائل أو متشائم بسبب لأنه صار عندنا إحنا الفحص اسمه يوس هو فحص الرياضيات كله وهو عبارة عن 7 كتب رياضيات وبده شغل كتير بده كورسات بده معاهد بده شيء يعني حدا يدرسك أو حدا يفهمك المنهاج وهالشيء كتير كتير صعب لحتى كتير صعب من حتى نبحث عليه ونشوفه والفرص تبعنا تبع إجمالي السوريين أو الأجانب يعني فرص دخولنا إلى الجامعة كتير صعب عكس ما بفكروا أخوتنا الأتراك إنه نحنا بنفوت على الفرع اللي بدنا على أي فرع بدنا إياه والفرع اللي بدنا إياه بدون أي فحص أو بدون أي صعوبات يعني هيك. In the Syrian people, kültürlerine biraz hakimim, tarihlerine biraz hakimim. O yüzden yani eserlerinde gördüğüm insanları aynı toprakta yetişen insanların görünüşlerine açıkçası bir nasıl desem ilgi duyuyorum. Yani heykellerdeki gibi görünüyor olmaları yani tarihler benim için öyle söyleyeyim. Tarihin önemli bir parçalarılar. Mutlaka bence büyük benzerlikler vardır çünkü coğrafi olarak çok da uzak yaşamıyoruz. Çok başka kültürlere sahip olmamız imkansız. Ve tabii ki bu ortak kültürlerden toplumsal daha böyle bir birlik için bir şeyler çıkarılabileceğini düşünüyorum. Öyle ve bence hani yüzlerimiz benziyor, hayatlarımız benziyor. Yani dinler, konuşmalarımız yani bence mutlaka bir şeyler çıkacaktır burada. طبعاً بالنسبة لي تركيا صارت وطني الثاني هي أنا عشت فيها كتير وأكلت من أراضيها وشربت من مياتها فهي بالنسبة لي وطن غالي علي بس طبعاً كل واحد بريد يتمنى يرجع على بلده لأن هنيك استقراره وبيته ومدرسته كل شيء هنيك بعود لأله لهالسبب يعني بتمنى طبعاً أرجع على بلدي بس ما بتوقع إنه سوريا في حال جيد للعيش والتكميل الحياة وللدراسة ولأي شيء أنا سألت عالم كتير وشفت وعشت وفي هناك عالم كتير بعرفهم وسألتهم قالوا لي إنه لا يصلح العيش في سوريا حاليا لا السبب رح أستقر إن شاء الله في تركيا يعني مجهول هو الواقع بالنسبة لي. Evet bence biraz zaman geçtikten sonra yani toplumda kabullenemeyen kesim var ama bir süre sonra tamamen kabulleneceğiz ve iç içe yaşamaya başlayacağız. Daha da mutlu olacak, her şey daha da güzel olacak ve iyi arkadaş olacağız. Öyle düşünüyorum. خطتي اني ضل عم ادرس ضل عم طور من حالي ضل عم اجتهد على حالي لحتى احقق اللي بدي اياه لحقق حلمي وضل عم كبر من حلمي اكثر يعني ضل اهدف واوصل لهدف وكبر من هدف ثاني واوصل له وطبعا هالشيء ما بتحقق الا انه ما ايأس ضل دائما عم اشتغل ضل دائما طموحه ومتفائله ومتاقلمه مع الجو يعني مع اللغه مع انه استغل كل شيء لصالحي لشيء ايجابي بالنسبه لي يعني تعلم لغه جديده تعلم ثقافات جديده وادرس في جامعات مختلفة وجامعات غريبة عن جامعاتي وهيك يعني Yani bir kurban olarak görmek değil, ben onların acılarını hissedebiliyorum, yaşadığı zorlukların farkındayım. Bu yüzden tabii ki burada hayatta kalmak onlar için çok zor. Ama bu kesinlikle onların işte normal insan olmadıkları ya da işte farklı oldukları anlamına gelmiyor. Ama onların yaşadığı zorlukları anlayıp bence beraber olmak en önemli şey. Biraz empati kurup onların burada ne kadar zor hayatta kalma imkanlarının olduğunu farkına varıp bir yardım eli uzatmak gerekiyor. Ama bu da asla bir acıma işte ya da aşağı hor görme değil. Sadece hani zor durumda olana destek olma. Birbirimize her zaman yapmamız gerektiği gibi. أكيد تركيا بلد جميل بلد حلو وبعد بعد مرور أربع سنين من وجودي فيها صرت أحس بهذا الشعور بس أكيد كل إنسان بضل وطنه الأساسي هو الأهم
وأكيد ما بطلع من خارج تفكيره يعني. فممكن مستقبلا يكون إلي أعمال بتركيا، فأما استقرار فرح يكون بوطني سوريا الأم. Adım Deniz. Bugün size bir objeyle ilgili bir hikaye anlatacağım. Aslında kendi hikayemi bir objeye bağdaştıracağım. Bir defter, sıradan bir defter. Hikayemin bu kadar içinde olmasının nedeni kendimi sözlü bir şekilde yeterince iyi anlatamadığımı düşünmek. Ama bu defter bana çok yardımcı oluyor hayatımda. Sadece açıp içine bir şeyler çiziyorum. Bazen yazıyorum, bazen çizdiğim şeylerden oklar çıkararak bir şeyler gösteriyorum. Ama bunu sadece bir şey düşünürken yapmıyorum. Bunu bir arkadaşıma bir hikaye anlatırken bile kelimelerin yetersiz kaldığını düşündüğüm anda görsele başvurarak yapıyorum. Birazcık aslında kolaya kaçmak bence, konuşmayı bırakmak gibi. Ama bir şey konuşurken bu bir duygu da olsa, bir hikaye de olsa, dün yaşadığım olayı anlatıyor bile olsam hemen yanımda bu defteri bulundurup onu elime alıp bir şeyi göstermek, bir şeyi anlatmaktan çok daha doğru ve kolay hissettiriyor bana. Benim adım Defne. Ben de size kendi duygularımı nasıl anlattığımdan bahsetmek istiyorum. Gerçeklikten kaçmak istediğim zamanlarda hep kendimi sahnelerde buldum. Yani sahnelerde derken müzikal olsun, tiyatro olsun, hep kendime bu şekilde yansıtmayı tercih ettim. Çünkü başka biri olabiliyorum, başka duygular hissedebiliyorum. O duyguları gösterme şansını elde ediyorum. Elimdeki obje de ilk rolüme ait bir obje. Burada ilk defa böyle adımın yazdığı bir kağıt. Bunu ilk öğrendiğimde çok mutlu olmuştum. Çünkü o kadar beklemiyordum ki rolü alacağımı. Liste açıklandığında bakmamıştım. Ama sonra arkamdan birisi koşup böyle Defne diye durdurdu ve dedi ki rolü almışsın. Yani hayatımın en güzel saniyeleriydi diyebilirim. Benim için çok önemli. Çünkü hem gerçeklikten uzaklaşabilip kendimi başka türlerde, başka rollerde gösterebiliyorum. Hem de kanıtı var yani. O yüzden çok mutluyum böyle bir müzikal dünyamda olduğu için. Çünkü müzikalle böyle mutluluğu buluyorum diyebilirim. Benim adım Abdullah. 5 yıl önce Türkiye'ye geldim. من 3 سنين نزلت زيارة على سوريا. فطلعت هوية، قدمت على الهوية وطلبوا مني 4 صور شخصية. هاي أخذوا مني 3 صور. هاي الصورة بالنسبة لي كتير مهمة لأني ضلت معي ذكرى من سوريا. فبتذكرني في هذيك اللحظات وبتذكرني بالأيام الحلوة اللي عشتها في سوريا والأيام الرائعة اللي كانت. بهذاك الوقت حسيت حالي إنه كبرت لما بدي أطالع الهوية. Benim adım Sena. Abdullah'ın fotoğrafına bakıp o an hatırladığı gibi ben de defterime yazdıklarım, çizdiklerim ve bölüme koyduğum şeylere bakarak anılarımı hatırlıyorum. Onlara yazdığım, bu defterin sayfalarına yazdığım şeyler beni o yazdığım ana götürüyor ve oradaki duygularımı hissediyorum, tekrar yaşıyorum. Aynı şekilde fotoğraflar ve o biletlere bakarak da o anları yaşıyorum ve tekrar o duyguları hissediyorum. Mesela bu bilete baktığım zaman arkadaşlarımla geçirdiğim zamanı hatırlıyorum ve o ana geri dönüp o mutluluğu yeniden hissetmek beni tekrar mutlu ediyor.
Benim adım Yusuf. أنا في زمانته وقت كنت في الروضة رفيع أعطاني هدية لعبة صغيرة وكتير حبيتها وقتها ويعني كل ما هذا وقت افترقنا أنا ورفيع وكل ما أشوف الهدية كنت أتذكر فيه بعدين ضيعتها وما عرفت وين راحت وأطلعنا على تركيا كنا مرة ماشيين أنا ورفقاتي في السوق فكان متفرج ألعاب ولا شفت كتير هدية هيك بتشبه كتير لعبة بتشبه كتير وقت شلتها في إيدي صارت مسخر علي رفقاتي ويقولوا إيش اللعبة منظرة برعب زومبي قلت له انه هاي الهدية عطانيها وقت رفيقي بزماناته وضيعتها انا وكل ما تشوفها بتذكر رفيقي وبتذكر شنو وقت كنا صغار وكنا نتسلى ونضحك وما كان حدا عندهم benim adım Ege. Bu kitap Küçük Prens. Okuma yazmayı ilk öğrendiğim zaman babam bana hediye etmişti. Kitabı ilk okuduğumda aslında o kadar beğenmesem de sadece son sayfasının inanılmaz hüzünlü olduğunu düşünmüştüm ve çocukluğumda melankolik hissettiğim zaman açıp sadece son sayfasını okurdum. Hatta ilk cümlesi bu benim için dünyanın en güzel, en hüzünlü resmi diye başlıyor. Bu hep çok hoşuma gidiyordu. Son sayfasının dövmesini yaptırdım. Küçük Prens benim için çok değerli bir kitap çünkü sevginin asla kaybolmayacağını ve hep büyüdüğünü hatırlatıyor.